Selamlar bropalar. Bugün sizlerle bir slide videosu yapacağız. Video genelde Powerpoint'ten falan yaparlar slaytları ama video olarak yani bir YouTube videosu da hazırlıyor olabilirsiniz. Bir konuşma gerçekleştiriyorsunuzdur, bu konuşma hakkında bir video hazırlıyorsunuzdur ve bu e, fotoğraflardan oluşuyordur veya çizdiğiniz herhangi resimlerden oluşuyordur. Fotoğraftan resimden fark etmez. İkisinden birinden oluşuyordur. Bu fotoğrafları birleştirip ee, çok basit şekilde animasyonlar e, yapmayı göstereceğim. Aşırı basit. Da Vinci Resolve 16 programını kullanacağız çünkü bu işleri yapan arkadaşlar paralı programları tercih etmeyebilir çünkü bunu ödev için de yapıyor olabilirsiniz. Herhangi bir şey için de yapıyor olabilirsiniz. Da Vinci Resolve 16 kullanacağız. Da Vinci Resolve 16'ında e, bilmiyorsanız zaten bir eğitimini çekmiştim 15 dakikalık veya herhangi bir yerden öğrenebilirsiniz. Çok basit. Bilmeseniz de olur. Bakın Da Vinci Resolve 16'mızı açtık. Yükledikten sonra açtık. Burada bir database'imiz çıkıyor. Database'de Untitled Project diye bir bölüm var. Burada çıkmıyor bile olsa zaten proje açılmış olur. Buradan Untitled Project'e girdim. Yeni bir proje açılmış oldu. Ve buradan Edit kısmına geldim. Edit. Çok basit. Şimdi sağ altta bir tane ayar bölümü var. Projemizi ayarlıyoruz. Diyoruz ki 1920-1080 olacak. 30 kare olacak. Bunlar nedir? 1920 1080 YouTube'un e, 1080p olarak tanımladığı boyut 1920 1080'dir. Yani bunu tek tek hani bilimiyle anlatmama, aspekt ratio'suyla anlatmama gerek yok. 1080 için 1920 1080 bir proje açtık. 30 kare bir proje açtık. HD 1080p 30. Bunu da böyle seçtik. 1080 30 30 1080p 30. Save dedik. Bir tane proje oluşturduk. Şimdi Alt tab yaptım pardon Veya hiç alt tab yapmayalım Şuradan medya kısmına gidelim Şurada C'de Users'da Spoya girdim Buradan e, Herhangi bir desktop Desktop nerede desktop'a girdim Burada Quarejma diye bir e, klasör açmıştım Bunun içinde 11 tane fotoğrafım varmış bir tane de müziğin varmış bu müziği şey olarak düşünün sizin çektiğiniz Bir ses kaydı sizin e, kaydettiğiniz bir ses kaydı olarak düşünün. Bu ses kaydı e, sizin konuşmanız olsun ve bunlarda o konuşmayla ilgili fotoğraflar olsun. Benim elimde kuvarajma fotoğrafları vardı. Bunları aldım. Yani sevdiğim bir şanstır kendileri. Bu 10 11 tane fotoğrafı çekip bırakıyorum. Müziği çekip bırakıyorum. Hepsini çekip bıraktım. Yani bir şey yapmadım. Edite geldim. Şimdi bu bizim düzenleyeceğimiz ekran. Hemen müziği attım. Bakın müziği attım. Alta basılı tutarak farenin tekerleğiyle uzaklaştım. Ve bir baktım ki müzik 10 pardon 10 demişim. 1 dakika 16 saniyelik bir müzik. Biz bu 11 tane 9 e, tane 9 mü 11 tane fotoğrafı buna yayacağız. Nasıl yayacağız? Birinci şeyimize geliyoruz. Şimdi kaç saniyeydi? 1.15 olarak düşünelim. Bakalım. 1.15 olarak düşünün. Ne yapar? 75 saniye yapar. Hemen buradan yazıyoruz. Hesap makinesi. 75 saniye bölü 11 fotoğrafımız var. Aşağı yukarı 6-7 saniyeye koydu. Tamam. Çok güzel. Şimdi buradan ayarladım. Bunu 6 7 değil. 6 26 ayarladım. Ve bütün fotoğraflarımı getirip bunun üzerine koyuyorum. Yana atıyorum. Bunun üzerine koydum uzattım. Yana attım. Ne yaptım? Şu an hepsini 6,5 saniye yapıyorum. Çok basit. Buradan geldim. Uzattım. Yana attım. Buradan geldim. Köşesinden tuttum. Uzattım. Yana attım. Aslında bu videoda göstereceğim şey bu değil. Asıl göstereceğim şey dinamik zoom. Bu DaVinci Resolve 16 programın 15'te yoktu. 16'da gelen bir slide özelliği. Çok güzeldir. Çok temizdir. Yani sizi büyük yükten kurtarır böyle işlerle uğraşıyorsanız. Hepsini aldık uzattık. Abi çok basit şekilde yapacağız. Umarım DaVinci Resolve az da olsa hakimsinizdir. Çünkü yaptığım şeyle gerçekten YouTube videosu hazırlarsınız artık ya. Aynen. Bu şekilde ve artık bak 9 video tam aşağı yukarı hepsi aynı şekilde oturdu. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Asıl olaya geldik. Fotoğrafımıza tıkladıktan sonra şurada Inspector diye bir ayar şeysi var. Onu açıp kapatabilirsiniz. Açtık. Açtıktan sonra burada transform'dan büyütüp küçülteceğiz birazdan. Dinamik zoom'dan da biz animasyonumuzu vereceğiz. Bakın, transform'dan ilk önce fotoğrafımı zoom'la büyütüyorum ki şu yandaki siyahlıklar gitsin. Sonra position'ın y ekseniyle de yukarı aşağı yapabilirim. Mesela, anladınız mı? Şuradan mesela karecimi bu halde almak istiyorum. İkinci fotoğrafıma geldim, tıkladım. Yine köşede bir e, karanlık bir bölge vardı. Şurada bu şekilde bir fotoğrafını aldım. Tekrar geldim. Halecimaya yaklaştık ve bu tarz bütün fotoğraflarımı siyahlarını gidererek yani zoomlayarak şu şekilde bir e, görünüm elde ettim. Aslında gayet basit trikler bunlar. Bakın bu elim biraz hakim olduğu için bir tık size hızlı geliyor olabilir de zamanınızdan çalmak istemiyorum. Zaten bir tanesini göstersem yeter. Evet. Bunu bu tarz After Effects'te aslında bunun tek bir tuşla işte horizontal, horizontal oraya yerleştir, yerleştir var. Kesin burada da vardır. Ama bilmiyorum yani şu an ne yalan söyleyeyim bilmiyorum. Şunu evet. Buradan ah fotoğrafı hatırladım. Fener maçında gol atamamıştı. Neyse konumuzla alakası yok. Uzaklaştım. Tıkladım. Süper. Tüm fotoğrafları yaptım. Evet tüm fotoğraflar şu an bu şekilde geliyor. Şimdi çok güzel bir hareket yapacağız. Ne yapacağız? Hepsini kapatayım. Burada dinamik zoom'a geldim. İlk önce dinamik zoom'un sol tarafındaki tuşu açtım. Bakın şimdi ne oldu biliyor musunuz? Lineer şekilde yani hiçbir animasyon olmadan dümdüz yaklaşıp uzaklaşmasına ayarlayacağız. Bak, uzaklaşıyor. Fotoğraf uzaklaşıyor. Eğer buradan swap dersek tam ters işlemi yapar. Yakınlaşır bakın başaldım. Yakınlaşmaya başladı. Ya yani size çok İki tuşla harika şeyler sunuyor. Diyor ki şu an dümdüz yakınlaşıyorum. Swap dersen dümdüz uzaklaşırım. Tamam şimdi bunu öğrendik. Swap, tam tersine çevirme. Buradan Dynamic Zoom Ease diyoruz. Buradan Ease in. Ease in neydi biliyor musunuz? Bakın fotoğrafa çok iyi bakın. Bakın çok yavaş başladı. Hatta müziği kapatalım kafamızı karıştırmasın. Bakın çok yavaş başladı. Hızlanmaya başladı. Animasyon hızlanmaya başladı. Ve en sona geldiğinde en hızlı hal oldu. Yani yavaştan böyle vitesi takmaya başladı. Easy out altta tam tersi. Hızlı başladı. Yavaşlamaya gitti. Bakın git gide yavaşlıyor. Duruyor. Durdu. Ve fotoğraf değişti. Çok basit. Bir de easy in and easy out. Yani sonu da hızlı. Başı da hızlı. Başlatıyorum. Bakın. Yavaş başladı. Hızlandı hızlandı. Dur artık dur. Ve durdu. Süper. Bakın, aşırı iyi bir harekettir bu. Dinamik zoom çok basit görünse de bence e, YouTube'a böyle hani konuşmalı içerik hazırlayanlar için harika bir e, özellik yani süper bir özellik. Şimdi dinamik zoom'umu easy in yapıyorum. Bakın, easy in yavaştan başladı, hızlanacak değil mi? Diğer fotoğrafa geçip de easy bak dinamik zoom'u açtım. Easy out yaptım. Bakalım şimdi bak. Tam tersi işlem yapacaksa e, swap yapacağız. Bakın uzaklaştı. Evet şimdi tam tersi bak. Uzaklaştı. Hayır bunu ters yapacağız. Şu uzaktan başlayacak bakalım. Hayır lan, olmadı mı? Olmadı ya. Hayır. Evet ya böyle uzaklaştı. Diğeri de aynı şekilde. Bunu da mesela dinamik zoom. Easy in yapalım. Bunu easy out yapalım. Yani hepsini değiştireceğim. Şimdi buradan sonrasında ease in ease out açtım. Ease in ease out açtım. Easy out. Bakın fotoğrafa tıkladım. Dynamic zoom. Ease in is out. Fotoğrafa tıkladım. dinamik zoom. Ease in is out. Bakın bu inspektörü unutmayın bu arada. Bende niye yok diye çok e, yorum geliyor. dinamik zoom. Ease in ease out. Hop! Dynamic zoom. Ease in ease out. Bakın. Şimdi bunu izlediğimizde bu şu şeyi kapatacağım, mıknatısı kapatacağım. Tak tak diye atmasın. Bakın. Uzaklaştı. 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 Uzak. Hepsi böyle. Allah uzaklaşıyor. Bunlar tabi dediğim gibi arada bir mesela iki tanesinden bir swap yapalım. Yani bir sebebi yok. Swap yapalım. Şimdi başlatalım. Uzaklaştı yakınlaştı, uzaklaştı, yakınlaştı, uzaklaştı, yakınlaştı, uzaklaştı, yakınlaştı, uzaklaştı, yakınlaştı, uzaklaştı, yakınlaştı, uzaklaştı. Süper. Şimdi aralardaki geçişi nasıl yapacağız? Çok basit bir geçiş daha göstereceğim. Bakın bir tane video uzaklaşmaya başlıyor. Diğerine bakın nasıl geçeceğini göstereceğim. Bu şekilde. Orada da bir atıyor bir şey oluyor da. Ha, burada başlıyor. Tamam onu halledeceğiz şimdi. Buradan iki tane fotoğrafımız var ya, iki tane. Bakın burada 1 2 1 2 1 2. Bu iki fotoğrafın arasında geçiş efekti atacağım. Bu aradaki bakın sağ tarafından çek diyor. Yakınlaştır. Sol tarafından çek diyor. Ortasına gelince de iki tarafı birden. İkisine tıkladım bakın yeşil bir şey çıktı. Sağa tıkladım. E, 60 frame cross -tisol. yani 2 saniyelik bir geçiş efekti diyor. Benim için uygun, benim için problem yok. Bakın hepsine geliyorum. 2 saniyelik. Tıkladım, sol tıkladım. Sağ tıkladım. 60 frame'e sol tıkladım. Sol tıkladım, sağ tıkladım. 60 frame'e sol tıkladım. Sol tıkladım, sağ tıkladım. 60 Pardon. Ctrl Z. Sağ tıkladım 60 frame. Süper. Tıkladım 60 frame. Sol tıkladım, sağ tıkladım 60 frame. Sol tıkladım, sağ tıkladım 60 frame. Sol tıkladım, sağ tıkladım 60 frame. Şimdi başlangıcına ve bitişine de ee, bakın şu sol taraf videoya tıkladık ya bakın. Bak üstüne gelince şuraya bakın. bakın. Bir de buraya bakın. İki tane çubuk var. Bunun aşağı yukarı ne demek olduğunu biliyorsunuz. Zaten şuradan çek. Ve üçüncü saniyeye kadar bir giriş efektiyle girsin diyorlar. Giriş efektiyle. Nasıl yapacak şimdi bunu? Şuradan karanlıktan gelecek. Aynısını sona, sola yap, ee, sona yapacağız. Sağa. sağ ve sona. Şuradan kayboldu. Süper. Aşırı basit. Başlattık. Efekte girdi. Efekte girdi. Şuradan geçiş efekti. Abi süper değil mi? Yani böyle bir geçiş efekti ayarlamış olduk. Müziğimizi de açabiliriz. Müziğimizi de şuradan dinleyelim. yapalım ya aşağı yukarı bakın ben anlattığım için belki uzun sürdü ama bu videoyu size bir buçuk dakika yapardım herhalde. bir dakikaya yapardım çok basit koydum. fotoğrafları koydum aralarına geçiş efekti dinamik zoomlarını aç çok basit aşırı basit bu şekilde geçiş efektleriyle birlikte bir e, animasyonlu ne derler ona? Slide videosu yapabilirsiniz. Bunu dersler için de yapabilirsiniz. Bunu altına konuşmanızı koyup konuşmanızın üzerine de fotoğrafları getirebilirsiniz. Mesela şuraya geldiniz. Şurada diyorsunuz ki bir tane örümcek var. Hop örümcek fotoğrafını aldınız buraya koydunuz. Üstte de dinamik zoom var mesela. O şekilde fotoğraflar da ayarlayabilirsiniz. DaVinci Resolve'a da böyle bir video yapmış olduk. Bu da biraz daha bir tık e, amatörler gibi gözükse de YouTube videosu hazırlayanlar için en fes bir özelliktir. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Arkadaşlar bu Görüşmek üzere diyorum. İsteklerinizi yorum kısmına yazın diyorum. Ve topluluk kısmına da yazabilirsiniz. Mail atın. Mailimi zaten soranlar olursa yazıyorum. Bir yerler atıyorum. Kanalımda hakkımda kısmında da mailim yazıyor zaten. Oraya tıklarsanız bana sorunlarınızı, isteklerinizi, video fikirlerinizi, yaptığınız işleri fikir almak açısından her şeyi atabilirsiniz. Hepsine bakıyorum. Yer yer bakıyorum. Instagram'a bu aralar çok bakamıyorum. Ama mailime yer yer sürekli hatta bayağı bakıyorum arkadaşlar. Bekliyorum e, fikirlerinizi ve önerilerinizi. Görüşmek üzere diyorum. Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni instagramdan spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.